Yana okup kaldım. O kişi hemmeyle ki şunu tavsiye kılığımız. Hidayet cümlelini 6. sanı. Kamalıdın degen ukemiz Allah razı olsun tercüme kıttılar. Kamalıdın inayetullah tercümesi aslında da verilgen. Şunda bir ata kanak kılıp hidayet topgeni, namazga kirgeni, kalbi kanak kılıp imanlı halavatıdan behremen bugenini yazadı. Onu okuyan adam gözüge yaş gelmesinden ilacı yok. Hikaye kılıp yetedi ki, ben özümü nefs havası gibi uçken bir adam idim. Gözümge ülfetlerim, çayhane, restoran, kumarhaneden başka hiç nesi görünmezdi. Adamlarını mazah kılardım, köplerini maskara kılıp üstüden kulardım. Fakat özümü gapirgen gapimi makul kılıp aynıysa namazhanlarını üstüden köp kulardım. Başını secdeye koyup ibadet kigen adamı körgenimde Huda bunu yerlekar mıkin, beni yerlekar mıkin? Vaktini zayik etkizgen deyip arkasından maskara kılıp külerdim. Birinci ferzendim tuğulgen vaktke kadar zelalette yürüdüm. Bir gün çayhaneden ülfetlerim bilen keyf kılıp çıksam köçede iki közü kör. Ayağı çola adam peypesilip getvatgenliğini gördüm. Ülfetlerimge ettim, hazır bir tamaşa korsatayım mı? Toyup toyup bir külüyler. Ayağımı haligi çolak adamı, kör adamı basıp gevatken kademe gibi karap koyup durdum. Çelenip ayağımı kegende kakılıp yıkıldı. Yıkılgenden kegini peypesilip, yerden turalma yapkenliğini körgende toyup toyup küldük. Cüda huzur kılıp küldük. Ahırı tan atarge yakın, Üyümge yetip kesem hatınımı tolgak tutup durgen eken ay günü yakınlaşıp kagen payit. Tuğru khanaga abardik. Aradan iki saat ötkenden ki gün oğul tuğuldu digen haber yeştildi. Doktorlu iltiması bana aldım ki kırıp gitsinler balanı koruştan aldın digen gap bugenden ki gün. Doktorunu gapiga karap men huzuruge kırdım. Şunda sizi tebrikliyimiz. Oğul kurduz. Lekin huzur. Allah'ın iradesi iken balayız tuğme çolak kör bulup tuğuldu. Digen gap ne gapırdı. Ya Rabbim bu dünya kaytar dünya. Bir gün mukaddem bir adamı maskara kılıp ayağım bilen çalıp yıkıtken edin bugün başımda şükürle ap geldin. Şimdi bu özünden başka denemez. Bu fakat özünden dedim Allah'a tevekkül kıldım derdim içimde kaldı. Bala hane dange geldi. Hanedange kegenden kegin mihir koyalmadım. Tuhme kur çulak. Kolumge alıp bir mette bağrımge basıp şu balanı yerkelegenim yok. Lekin mihir koyalmadım, terkem kılalgenim yok. Bala özden özü katlı buldu. Ben hemen zelalette yürüdüm. Hatınım namazda ibadette yığlardı. Bir tamanda çulak ferzen, közü kur nagran ferzen. Bir tamanda zelalette yürgen adamların üstüden külüp yürüdüğün bir piyaniste er. Parverdigar özün indi hidayet bergindi, hatınım hudadan sorardı. Bu balem 10 yaşta yetkünce devam etti şu halet. Oğlumun namını salim deyip koyduk. Bu oğuldan ki gün yine hudam menge ikide oğul verdi. Halit ve Umar deyip ulerge nam koyduk. Üçte oğulunu katta kıldık. Bir gün beni hidayetke çıkardığım günüm başlandı. Bu gün cüme günüydü. Ertelep saat 11'lerde ülfetlerim bilen meyşetke atlanemem deyip getirdim. Oğlum közü kör çolak balemmi yığılıp durgan avazını eşittim. Salim nergi hanede yığılıp durar. Adamın yüreğini ezedigen halette yığılardı. Ha Salim, ne için yığılavazsan oğlum? Ukem Halit'ni kütüp durudum. Menge vaada kigen idi, kemi yaptı. Onun bir yumuş bilen bir cayge çıkarken dur. Nemege kere gidi ukem desem, gapimge kulak samestan, oğlum içkerge kırıp gitti. Mene gapimge kulak sageni yok. Bilemen ki bir maratada şu balanı yerkelegenemez men. Bağrımge baskenemez men. Ahırda yine yığını devam ettirgenden ki gün, arkasından kırıp neme uçun yığılavazsan, balem. Ukan senge nimege kerak bo'lib qolgan edi deb savol qilsam men bugun niyat qiluvdim ota ukam qo'limdan yetaylab juma namoziga borsa
birinchi safga o'tkazib qo'yadigan odam bormikin deb Xudodan so'radim. Ukamdan iltimos qilgan edim, meni qo'limdan yetaylab birinchi safga borsang, birinchi safda o'tirib men ham bir namoz o'qisam, safni bir halovatini sezsam deb Xudodan so'radim, mana ukam vaqtida kelmayapti. Shu narsa meni ezib qo'ydi deganda, "Oh, Parvardigor, buni ko'zini ko'r qilganmisan, meni ko'r qilganmisan?" Ko'zi ko'r bo'lsa ham birinchi safni salom savobidan umid qilib tursa, ko'zimni ochib qilding, tanamda to'rmuchamni salomat qilding, oyog'imni butun qilib qo'yding. Oxirgi safda o'tirsam xayolimda yo'q mani. Lekin mendan bo'lgan bolam ikki ko'zi ko'r bo'lsa ham birinchi safni orzu qilyapti. Qani edi ota ko'zim ochiq bo'lsa, oyog'im yursa, o'zim hojatimga yarasam, o'zim borib birinchi safda o'tirsam deganda menga ta'sir qildi. Bolam, men hozir tahoratni olaman, qo'lingdan yetaylab masjidga o'zim oboraman dedim. Borsak, tahoratni olgandan keyin ushanmadi. Ota, qo'ying, kulmang ustimdan. Siz bunaqangi ishni qila olmaysiz, yo'q, qilaman dedim. Masjid jamoatga to'la, tashqarisi ham, ichkarisi ham. Subhanalloh, Allohning marhamati bilan Solimga birinchi safdan joy topildi. Birinchi safga o'tqizib, orqasidan o'zim safga o'tirib kuzatib turdim. Namoz o'qildi. Ibodat qilingandan keyin o'g'limga jur ketamiz desam, yo'q, ota, Allohning kalomi Qur'ondan olib kelib, Kahf surasini ochib bering. Men shu surani tilovat qilib o'rnimdan turaman degan javobni qildi. Hayronman, ikki ko'zi ko'r bo'lgan bola qanaq qilib Qur'onni o'qir ekan deb Kahf surasini ochib qo'liga bersam, uni yotak qilib yotilib bo'lgan ekan. Qur'onga qarab kuzatib turdim, oyatma oyat, harfma harf bir joyda adashmasdan o'g'lim Qur'ondagi Kahf surasini oxirigacha tilovat qilib nihoyasiga yetkizdi. Bolam Qur'on o'qiyapti, ko'zimdan duvillab yosh oqib turibdi. Xo'ngrab yig'lab turibman. Bir mahal yosh bolaning yumshoqqina kaftlari ko'zimni silayotganini sezdim. Bolam menga qo'shilib yig'laydi, men bolamga qo'shilib yig'layman. Parvardigor, buni ko'r qilding-u, lekin aslida buni qalbini ochiq qilib qo'ygan ekansan. Meni ko'zimni ochiq qilsang ham Qur'onni qachon qo'limga olganligini bilmayman. To'rmunchamni salomat qilgan bo'lsang ham, salomat bo'lsam ham Qur'ondan bir surani yod qilganim yo'q. Buni ko'zini ko'r qilsang ham, kalomingdan Kahf surasini meni bolam yod qildi deb qalbim ezilib yig'ladi. O'sha kuni ota bola quchoqlashib birinchi marotaba bolamni bag'rimga bosdim. Iymonni halovatini shu bola tufayli sezdim. Qo'lidan yetaylab xonadonga keldim. Xonadonga kelganimdan keyin ayolim xursand. Birinchi boshim sajdaga tekkan kun, farzandni orqasidan hidoyat topgan kunim, ko'r bo'lgan bola, oyog'i nogiron bo'lgan bola meni qalbimni hidoyatga ochgan kun, bolamga mehrim o'sha kundan boshqacha bo'lib tovlanib ketdi. Eski do'stlardan uzilib, yangi bir ulfatlarni topib, farzand tufayli ibodatga kirib, qalbim hidoyatdan, iymon nuridan bahraman bo'ldi. Oradan bir qancha muddat o'tib, 3 oylik safarga ketadigan bo'ldim. Xonadonim bilan telefonda gaplashib, Solimning ahvolini so'ragan paytimda madrasada yo bo'lmasa masjidda deb javob berishadi, o'zini hech ham ovozini eshitganim yo'q. Bolamni ko'rishga talpinib turdim. Oxirida qaytishimga bir hafta qolganda Solim yaxshimi degan savolimga inshaalloh deb mayusgina javob qilishdi-ku, lekin ovozini eshitganim yo'q. Orzu qildim, qani edi xonadonimga borsam, shu bolam eshigini ochsa-yu bag'rimga bir bossam meni iymonga olib kirgan. Boshimni sajdaga tekkizishga sabab bo'lgan shu ojiz bolamni, murg'ak bolamni bir bag'rimga bossam degan umid bilan xonadonimga keldim. Xonadonimni taqillatganimda ayolim eshigini ochdi. Eshigini ochgandan keyin Xolid, Umar o'g'illarim kelib ko'rishdi, lekin Solimni ko'rmadim. Solim qani deb atrofga javdirab qaray boshladim. Shunda o'g'lim Umar, ota, siz eshitmadingizmi? Siz safarga ketganingizdan keyin akamiz Solim omonatni topshirdi. Allohning dargohiga, Jannatul Ma'voga ketdi deganda o'zimni har tomonga urib yig'ladim. Allohga afsus nadomatlar qildim. Parvardigor, shunda bir farzandi solihni ato etding-ku, lekin shuncha vaqtlarni behuda o'tkazib bir marta bag'rimga bosolmanman.
farzand sifatida erkalabman, erkalab, bolam deb shu bolamni bag'im tuzamda olib, biron bir joyda o'ynatgan emas ekanman. Lekin bu bolani men keyin tushundim. Oxiri tushunib qoldim. Endi shunday farzandim mana dunyodan o'tibdi. Lekin bu bolani ko'zini ko'r qilsang ham, qalbini ochib qilgan ekansan. Oyoqlarini cho'loq qilgan bo'lsang ham, buni cho'loq oyoqlari to'g'ri yo'lda yurishdan toyilmagan ekan. Haqiqiy yo'lni topib yurgan ekan. Haqiqiy yo'ldan adashgan oyoq bu haqiqiy cho'loq. Bu ko'zni Xudo ochib qo'ysa-yu, Xudoning haqiqatini ilg'amagan. Ko'zni Xudo ochib qo'ysa-yu, qalbini ko'r qilib qo'ysa, haqiqiy ko'r odam bu qalbi ko'r inson bo'lar ekan. Parvardigor dargohingga duo qilaman. Bolamni o'zing rahmatingga olgin, ey solim. Mandek zalolatda yurgan, hidoyatdan adashgan otangni namozga olib kirib, qalbini iymonga, islomga moyil qilgan bolam Allohning rahmatida bo'lsin deb duo qilaman deb hikoyani nihoyasiga yetkazishadi. Endi bu hikoyani ibrat bo'ladigan jihati bo'lgan voqea ekan, arab mamlakatlaridan bittasida. Shunaqangi iymonli farzandlar dunyoni yuzini ko'rib qolar ekan, biron bir narsa insonga turtki bo'ladi, namozga, hidoyatga, ibodatga kirib ketar ekan.